Değil mi? Bu. Biz ona o zaman şöyle anlıyoruz. Evet. Konuyla ilgili. Evet, konuyla ilgili. Yani az önce dedim ya, beden diliyle sadece insanları tanımak mümkün değil. Az önce de söyledim. Hani sizin gerek yaşamlarınızda, gerek dil birikimlerinizde bunların hepsini tahmin ettiğiniz zaman zaten bir insanı tanıyabilirsiniz. Bütüne güven oturayım, karşına geçeyim insanın, beden diline bakayım, o insanı tanıyayım. Öyle bir şey mümkün değil zaten. Hani yerine göre, zamanına göre, konuya göre zaten bunları algılayabiliyorsunuz insan nedenini istediğini açıkçası. O yüzden bunlar, efendim buyurun. Buyurun buyurun. Konuşmamızda konuşurken ses tonu olayı görebilir misiniz? Ses tonu çok önemli, evet. Gerçekten çok önemli. Ona değineyim. Şimdi bizim 3 tane kullandığımız eğitmenleri eğitimlerken kullanabileceği 3 tonlama var. Altın ses, gümüş ses ve bakır ses dediğimiz bir tonlama çeşitleri var. Bunlar biraz teknik çalışmalar gibi ama eğer karşınızdaki insanlar sizden küçükse genellikle şu şekilde konuşursunuz. Yine diyafram konuşması dediğimiz bir çalışma var. Evet çocuklar, işte şimdi gidersiniz, bu klasik. Hani daha böyle bir daha sevimli, daha geçici falan olursun, yumuşak. Ama eğer karşınızdaki insanlar biz daha top bir sesle, daha hani böyle bir gösterişli sesle konuşmaya çalışırız. O yüzden kendisinden büyük bir ortama girip sen ıçık 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 konuşursan kendini orada kabul ettiremezsin maalesef. Ya da küçüklere gidip konuşursan o çocuklar senden kaçar. Sevmez ve hani güzel bir çalışma olmaz. O yüzden zaten bunu zaten biliyorsun dediğim gibi tonlama o kadar önemli ki. Tonlamanın yanında mimikler çok önemli. Eğer mimiklerinizi günlük hayatınızı geliştirebilirsek emin olun ki karşımızdaki insanlarla o kadar iyi iletişim kurabiliriz ki. Mimik çok önemli. Hani üzüntülü olduğunuz zamanlarda, kızgın olduğunuz zamanlarda vesaire mimik kullanmayı dikkat etmenizi istiyorum. Bunu tabii ki herkes yapamaz. Bazı insanlar soğuktur, bazı insanlar daha sıcak kanlıdır. Ama tabii ki bunları uygularsa daha iyi olur. Bilemiyorum, benden bir önerisi. Ben kullanıyorum genelde. Faydasını görüyorum açıkçası. Mimiklerin, beden dilini vesaire gibi güzel bir şey oluyor açıkçası. Şimdi hepinizden gözlerinizi kapatmanızı isteyeceğim. Kısa bir meditasyon çalışması yapacağız. Şöyle rahatlayın. Hatta uyuyanlar olabilir. Rahatlamanızı istiyorum. Hafif şöyle loş bir ışık istiyorum sizden. Müzik açacağım ve sizlere güzel güzel bir şeyler okuyacağım. Hafif şöyle loş ışık. Evet. Benden balık yapalım. Ben de yapalım. Thank you.
Yanaştırsana şey kolay. Olmasa değil. Hadi sen ses kolay. Ses kulağı mı gelmiyor mu şey? Arkadaşlar var mı imzalar? Ve
Evet, ışıkları da çıktı. Sadece çok beş dakika sonra çıkıyor. Aslında bu çalışmalar, tabii ki katılanda olmuştur, katılamayanda olmuştur tabii ki ama gerçekten de insanlar o kadar yoğun çalışıyorsunuz ki iş yaşamı, aile yaşamı derken hani herkes almış başına gidiyor. Ya bu çalışmayla aslında burada tabii ki tamamını rahatlamak mümkün değil ama eminim şurada bir 5 dakika da olsa kendinize zaman verdik, bir rahatladık. Hani rahatça bilgisayarınızda ne kadar güzel bir çalışma oldu. Hani bunu zaman zaman evde tek başınıza yapın diyeceğim ama mümkün değil yapamıyorsunuz. Farkındayım biliyorum. Yapamayacaksınız. Ancak bugün çalışmalarda belki zaman zaman böyle küçük küçük çalışmalarla güzel bir şeyler paylaşıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel bir çalışma olmuştur. Şimdi isterseniz zaman yönetimiyle ilgili ufak bir şeyler söyleyeceğim. Ondan sonra zaten daha çok çalışmalarda görüşmek üzere sizleri hoşçakalın diyeceğiz. Şimdi zaman yönetimi derken herkes zaten zamanını yönetememekten şikayetçi. Ay şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum, bunu yapacaktım yapamadım, şunu yapacaktım yapamadım. Ya zaten sizler de biliyorsunuz ki bunun sebebini plansızlık ve kararsızlık bunlar neden oluyor bizlere. Eğer yapacağımız şeyleri önceliklerimizi belirleyip kararımızı verirsek ve onları da uygularsak tabii ki hayatımız boyunca her zaman başarılı olur. Eğer karar veremediğimiz sürece, kararsızlık yaşadığımız sürece her zaman plansız olmaya mahkumuz. Plansız olduğumuz müddetçe de başarısız olmaya mahkumuz ve zamanı yönetemeyiz ve zamanı doğru kullanamayız bence. O yüzden hayatımız boyunca önceliklerimizi belirleyeceğiz. Önceliklerimiz derken atıyorum 1 saat sonra yapmam gereken şeyler nedir? Bu 1 saat sonra yapmam gereken şey benim hayatımda ne kadar önem teşkil ediyor? Bunları düşüneceksiniz. Ama düşünüyoruz değil mi? Hani ben oturacağım da bunları çizelge hali yapacağım da belirleyeceğim de bilmem ne bir falan pişman derken hayatımız böyle çakıp gidiyor plansız bir biçimde. Ama hem plansızlıktan bahsediyoruz, hem zamanı doğru kullanamamaktan bahsediyoruz ama oturup da neden şurada 5 dakikamızı ayırıp da neden hayatımızla ilgili şeyleri gözden geçirip de neden yazmıyoruz da neden uygulamıyoruz? Ondan sonra da şu şikayet ediyoruz, etmeyelim o zaman. Etmemeliyiz. Etmek istemiyorsak da uygulamak zorundayız, yapmak zorundayız. Şu an kısaca bir örnek veriyorum. Sizler kendi mesleğinizle ilgili bir şey yaparken mutlaka ki hani deneyimlerinizden yararlanıyorsunuz ama araştırma da yapıyorsunuz değil mi? Bu bir iş sorumluluğu aslında. O iş sorumluluğunu aslında genel hayatımıza da uygularsak genel hayatımıza da başarılı oluruz. Ama bunu iş hayatına uygulamayan arkadaşlarımız da var maalesef ki. O yüzden iş hayatları başarısız, mutsuz ve sıkıcı geçiyor. Eğer sıkıcı, mutsuz bir hayat yaşamak istemiyorsak bunları yapmak zorundayız, karar vermek zorundayız, önceliklerimizi belirlemek zorundayız. Zaman yönetimi konusunda da ileriki çalışmalarda inşallah güzel bir çalışma yapacağız. Sadece zaman yönetimi hakkında çünkü çok geniş bir konu, çok geniş kapsamlı ve stres yönetimi ve zaman yönetimi hakkında. Şimdilik ben size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zamanımız kısıtlı olduğu için ileriki çalışmalarda görüşmek üzere. Burada güzel bir çalışma yapacağız. Eğer müsaitseniz bu akşam Sapır Kulüp'te bir defilimiz var, kıyafet defilimiz. Eğer sosyallik açısından zamanım var derseniz hepiniz davetlisiniz, gelmek isteyen olursa güzel bir defil olacak. Medya orada olacak, güzel eğlencelerimiz olacak. Ama aklınıza şöyle bir şey getirmeyin, hani böyle disco tarzı bir yer değil, güzel bir defil olacak, güzel bir çalışma. O yüzden size davet ediyorum, bilginiz olsun. Ortaköy Sapır Kulüp, bilginiz olsun. Teşekkür ederim.